Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa çok kolay, çok pratik bir yoğurt tatlısı yapacağım, şerbetli. Gerçekten çok kolay evde olan malzemelerle. Zaten öyle hani tarifleri tercih ediyorum. Kendimi çok sıkıcı şeyleri pek yapmak istemiyorum. Hem sizler için hem kendim için arkadaşlar. Hemen malzemem geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 1 su bardağı dolusu yoğurtum var. Şurada gördüğünüz gibi 1 su bardağı dolusu yoğurt, 1 su bardağı dolusu toz şekerim var. 2 su bardağı un lazım. Birini koydum göstermek amaçlı. 2 su bardağı un, 3 yumurta, 1 tane kabartma tozu, 1 limon rendesi, kabuk, 1 limonun kabuğunun rendesi. Bir çay kaşığı da karbonatım var arkadaşlar. Soda veya karbonat. Buradaki kabartma tozunun birazını kullanacağım. Çünkü karbonatı kullanacağım için arkadaşlar. Malzemem bundan ibaret arkadaşlar. Şerbetini söyleyeceğim. Bunun içerisinde gördüğünüz gibi yağ yok. Çok hafif bir tatlı olacak. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Havalar zaten çok sıcak. Şerbeti içinde 2 su bardağı toz şeker. Yine aynı bardağı alan bu ölçüyle. 3 su bardağı su lazım arkadaşlar. Onu ayrıca tekrar gösteririm. Şimdi hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce 3 tane yumurtamı koyayım arkadaşlar şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtamı koydum arkadaşlar. Şimdi toz şekerimi koyuyorum. Şimdi söylediğim gibi yağ yok arkadaşlar. Çok hafif bir tatlı. Gerçekten yaz aylarında çok iyi, hafif kurtarıcı bir tatlı. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Toz şekerimi koydum. Şimdi arkadaşlar toz şekerimle yumurtamı bir şöyle karıştıracağım mikserimde, yani blenderimde. Arkadaşlarım şöyle göstereyim. Yumurtamı ve şekerimi karıştırdım. Pek görünmüyor galiba. Havalar gerçekten Almanya'da çok sıcak arkadaşlar. O yüzden perdeleri falan biraz kapatmıştım. Bir ses geliyor olabilir. Vantilatörüm açık arkadaşlar. Aydan ısıtacağını sanki buraya getirmişiz. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Şimdi arkadaşlar bir su bardağı yoğurtumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biraz da yoğurtla birlikte karıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir bardak dolusu unumu koydum. Şöyle gördüğünüz gibi süzgeçime. İkinci bardağını da koyuyorum şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci bardağımı da koydum. Bu ara karbonatımı koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi karbonatla da çok güzel oluyor. Karbonatımı koydum. Birazcık da kabartma tozundan koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok koymayacağım arkadaşlarım. Çünkü ikisi çok gelebilir. O zaman da acı olur. Tamam bu şekilde. Bunun içerisine ben vanilya şekeri falan koymayacağım. Vanilya şekerinin şerbetini koyacağım. Şimdi artık şöyle eleyelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlarım ne var ne yok, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Arkadaşlarım gerçekten Almanya'da çok çok havalar sıcak. Aslında 30'un üzerinde ama şey buranın sıcağı çok şey oluyor, böyle nemli oluyor. Yani insanı bayağı bunaltıyor. Evlerdeyiz. Gelen giden misafirlerimiz oluyor. Biliyorsunuz kayınvalidemi kaybetmiştim. Allah'ım rahmet eylesin. Mekanı cennet etsin. Cennet olsun. Kayınvalidemi ve bütün ölmüşlerimizin. Gelen giden oluyor. Misafirlerim geliyor. Ben de hani gelenlere ikram etmek için bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Hem dedim çekim yapayım. Zaten kendim de böyle çok sıkıcı şeyleri sevmiyorum böyle. Kolay olsun dedim, pratik olsun. Daha önceden yapıyordum, bayağıdır yapmadım. Şimdi arkadaşlar bir limon kabuğunu şey yapıyorum, koyuyorum arkadaşlar. Yağ falan yok, gördüğünüz gibi gerçekten hafif bir tatlı, yoğurt tatlısı. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle birazcık şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum hazır şu şekilde. Tam 2 su bardağı un kullandım. Kıvamı şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle. Biraz pütürlükler var. Onlar limonun şeysi. Rendelenmiş limon kabı arkadaşlar. Bu arada şu borcamımı da yapacağım arkadaşlar. Borcamımı şey yaptım. Yağladım. Sıvı yağla yağladım. Katı yağla da yağlayabilirsiniz. Şöyle hazırladım arkadaşlar. Şimdi artık borcamın içine boşaltıp ilerim. Kare borcam benimkisi. Bismillahirrahmanirrahim. Sanki az gibi ama çok güzel kabaracak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar borcamı döktüm. Şöyle biraz şey yapayım. Şöyle. Şimdi 180 derece alt üst pişirmeli fırınımızı götürelim arkadaşlar. Arkadaşlarım tatlımın hamuruna fırını koydum. 180 derece alt üst pişirmeli. Tekrar görüşürüz bakalım. Arkadaşlarım hamurumuzu fırına koyduk. Şimdi artık şerbetimi yapacağım hemen. Bismillahirrahmanirrahim. 2 su bardağı un koyuyorum arkadaşlar.
Yine aynı bardağı alan, gördüğümüz gibi 2 su bardağı. Vanilya şekerini ocaktan almamı yakın koyacağım arkadaşlar. 3 su bardağı da su koyacağım. Bir. İki. Su bardağı oldu arkadaşlarım. Şimdi artık ocağım buyu. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi şerbetimi artık kapatacağım. Oldu. Bir tane vanilya şekeri ve 2-3 damla limon sıktım arkadaşlarım. Yaklaşık 15 dakikadır falan ocakta, artık kapatıyorum. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi tatlımın hamuru çok güzel kabardı. Tam 25 dakika oldu. Bir 5 dakika daha kalsın bakalım, üzeri birazcık daha kızarsın. Arkadaşlarım şimdi kekim pişti. Artık keseceğim. Şöyle kare kare keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi artık şerbetim ılık, kekim ılık, döküyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım hepsini döktüm. Artık şimdi şerbetin çekmesini bekleyelim. Biraz çeksin, soğusun. Ondan sonra servis aşamasını geçeriz inşallah. Arkadaşlarım şerbetini şimdi daha yeni döktüm. 2 dakika oldu. Bir daha şöyle göstermek istedim. Üzerlerini kürdandan dediğim gibi biraz böyle şey yaptım, batırdım daha çabuk çeksin diye. Sünger gibi çekti, inanın ki hiç şeysi kalmadı. Şöyle bak, yan getiriyorum, yine öyleyken çabuk çekmiş. Soğusun arkadaşlarım, ondan sonra servis aşamasını geçeriz inşallah. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok kolay, çok pratik, tam bir yaz tatlısı oldu. Şerbetli yoğurt tatlımız. Çok güzel şerbetini çekti arkadaşlarım. Kabardı. Şerbetini çekti. Ben hatta görmeniz açısından bir tanesini çıkardım arkadaşlarım. Şu şekilde. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları, yiyenleri afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.